Lady Smith turumuzu tamamlıyor, trenimize geri dönüyoruz. Hedefimiz Durban kenti. Ve tren yolculuğumuzu tamamlarken 2,5 gün boyunca birlikte olduğumuz konuklara uzatıyoruz mikrofonu. Is it your first time in South Africa? No. No, about six. Six times? Yep. And what do you think about this robust train? Is it a good journey for you? Oh, yes. This is the second time we've done it. It's just a wonderful experience. Going back into the past, I think. It's like a time machine, huh? Yeah, it is a bit, yeah. Yes. It's a beautiful train. Çift ta Çin'den gelmiş. Bakalım neler söyleyecekler. Because we first landed in Johannesburg and we thought it just like any big cities in other world, but of course with different people. Yeah, so I think it's very international here in South Africa and we don't feel a lot of differences in anywhere else in the world. I think that's a very amazing experience in South Africa. I think maybe it's the most luxury train in this world, and maybe just like you said, we have when being a time machine. Değerli izleyenlerimiz, Robust Train'de bu son günümüz 2,5 gündür arkadaşlarla beraber, yani arkadaş olduk, onun için arkadaşlarla beraber diyorum. Çalışanı, müşterisi bir aylık güzel anlar geçirdik. İşte o anlarda bizim yanımızda olan bir isim burada her şeyi yapmasıyla dikkat çekti. Hani ayın elemanı seçerler ya, ben olsam bu trenin elemanı Peter'ı seçerdim. Çünkü servisten tut, kokteyl hazırlamaya kadar, işte ortalığı temizlemekten tutun, verdiği bilgilere kadar bir hayli ön plandaydı. Biz de onunla bir röportaj yapmayı tercih ettik. Peter, hello. Hello. I explained my audience that you are doing everything in this train and you are really, you're like a hero of that train. What are you going to say? Can you tell yourself to my audience? Okay, I've been working for Rovos for 1 year now. I started out working in rooms, making beds, scrubbing toilets, and from there I worked myself up. I can work in a dining car as a barman, as maintenance. I can do quite anything. The only thing I still have to do on the train is being a manager, which I'm aiming for, and I won't call myself a hero yet, but almost. I hope you will be manager, and next time we can see you as a manager in this train company. And what do you think about Turkey? Have you ever met with a Turkish customer in this train? Yes. Yes, I actually have met with Turkish before on this train. We had a whole Turkish group coming from Turkey, so they are very nice people. They know what they want, so they can get demanding, but like all nations, everybody can get demanding, but I like them. Yes, you should come to the train, but learn English first. You're welcome. Trenimizden son kez indik ve yaklaşık 15-20 dakika içinde 3. tura çıkacağız. Ve o turda neler yaşayacağız inanın bilmiyorum. Macera olsun diye de sormadık. Durduğumuz yer küçük bir kasaba, yeşillikler içinde bir kasaba. Birazcık bu kasabada macera aramaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Hadi gidelim.
Değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler turumuzun 3. ve son durağındayız. Bu durak arkamızda görmüş olduğunuz bu klasik Afrika evinden de anlayacağınız gibi bir çiftlik, Ardimor adını taşıyan bir çiftlik burası. Aynı zamanda ata binme imkanı var, bir padoğa sahip ve de tabii ki bizim buraya getiriliş amacımız olan seramikler. Burada seramik üretiliyor ve hani bizim Kapadokya'daki ürünlere benzer ürünler gelen misafirlere servis ediliyor. Biz de şimdi galeriye gideceğiz ve hem yapmış oldukları seramik çalışmaları görüntüleyeceğiz sizler için. Buradaki tarz nasıl anlayacağız, hem de bu güzel doğa ortamını birlikte yaşayacağız. İzleyenlerimiz, Ladysmith'ten yola çıktık. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından işte arkamızda görmüş olduğunuz bu muhteşem alana ulaşmış bulunuyoruz. Burası Battlefield adı verdikleri alan. 1900'lü yılların başlarında burada İngilizlerle Hollanda asıllıların inanılmaz büyük bir savaşı yaşanmış. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dağlarda ve bu topraklarda. Şu anda çok keyifli bir açıdayız. Aynı zamanda iki tane nehir ve bir tane de baraj gölü görebiliyorsunuz. Burası hakikaten inanılmaz güzel bir tabiat cenneti. Ama tabii o yıllarda, bundan yaklaşık olarak 120 yıl evvel burada yaşanan savaş herkesi çok çok etkilemiş ve Güney Afrikalılar bu savaşı unutmamışlar. Şu anda bulunduğumuz yerde de bu savaşın anısına ve bu savaşta ölenlerin anısına çeşitli anıt mezarlar yer almakta. Ve bunu hikayeleştiriyorlar ve gelen misafirlere anlatıyorlar. Biz de onlarla beraber, bu misafirlerle beraber bu anıları biraz dinleyelim istiyoruz. İzleyenlerimiz, gerçekten çok keyifli bir yolculuk devam ediyor. Tren bizi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin içlerine doğru götürüyor. Ve tabii ki trende ortak kaderi paylaştığımız dostlarımız var. Dünyanın dört bir yanından gelmişler. Ve işte onlardan birini hemen tanıştırmak istiyorum size. Tell me, why do you choose this train trip? Well, I was originally born in South Africa, but I live in the United States for over 40 years. And the truth is, my wife chose it. my wife wanted to come back for a visit to. I think this Rovos Rail has really lived up to our expectations. I was expecting a lot, and they've given me a lot. And your wife is here. Why don't you come and join us? Evet, eşi zaten istemiş bu yolculuğa katılmasını ve biz de eşini de yanımıza alalım istedik ve very beautiful couple you are. And what do you say about this trip? And you are coming from South Africa, and what are you gonna say? And I chose this trip not just because I'd heard of Rovos Rail, but I'm very very interested in history, and certainly today didn't disappoint. I just found it fascinating, the terrible mistakes that are made, and now it's just all peaceful. And what for? You know, what really is the end result of it? It's difficult to quite understand sometimes. And so, this means forever peace, we can say, huh? I wish it meant that. What do you want to say? I hope so. There's been so much suffering here that I hope finally we have peace. Thank you.
artık son günümüz. 2,5 günlük bir yolculuk sonlara yaklaşıyoruz. Aslında 600 kilometrelik bir yol Pretoria'dan Durban. Ama biz dura dura çeşitli turlara katıla katıla devam ettiğimiz için, tabii bu trende de yaptığımız için biraz uzuyor ama çok keyifli. Bugün son bir durağımız daha olacak. O duraktan sonra da Durban'a varacağız. Bu arada Bozkır'dan çıktık. Tamamen ormanlara, kırlara, yeşilliğe doğru yol alıyoruz. Hava da biraz soğudu gerçi. Ama güzel ve keyifli yemyeşil manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Macera yararken macera bizi buldu. Dedik ki burada yiyecek içecek bir şey var mı? Bir dükkana girdik ve dedik ki selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyenlerimiz Hasan'la, Hasan abiyle burada tanıştık tabii. Hasan abi Hint asıllı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde birçok milletten insan var. Ama Hint asıllı derken yeni gelmemişler. O burada doğmuş zaten. 110 yıllık bir geçmişleri var, hemen öğrenelim. My grandfather came to South Africa about 110 years ago. That's good. How many Muslim people live in this region, you know? Well, actually, this is a farm area. Yes. It's not a town. We have got Hawick, and which has got approximately 600-700 Muslim people in the area. And you have mosques in here? We have two masjid, one in the town and one in the area. We call it as such. And alhamdulillah, the community of Hawick is very good, excellent. There is no pressure on you, isn't it? No. Totally no pressure. No, totally. We live in a democratic country. And alhamdulillah, we are free to our religion. We are free to our choices in this country. Oh, that's really so cool. And what are you selling in this shop? You are a big market, huh? I'm a general dealer, and to be in business, your communication with people has to be good. Uh-huh. And if you have communication, alhamdulillah, you go a long way in life. So very importantly, you communicate.